Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Edizin Hoca. Arkadaşlar bu dersimizde bugün multivibratörler konusunu inceleyeceğiz. Dijital elektronikte kare sinyal, darbe sinyali üretmek için kullanılan multivibratörler konusunu işleyeceğiz. Şimdi multivibratörler arkadaşlar kısacası filoflop ve benzeri devreler için bir saat sinyali, kare dalga sinyal üretmeye yarayan devrelerdir. Multivibratör devreleri. Darbe sinyali üretmeye yarar bu devreler. Bunlardan kısaca bahsedelim ne olduğundan. Maddeler halinde bunları ben sıraladım. Şimdi ne işe yarıyor? Sayısal devrelerde tetikleme sinyali olarak kullanılan kare veya dikdörtgen sinyal üreten devrelere multivibratörler adı verilir. Osilatör devreleri. Ne diyor? Tetikleme sinyali olarak kullanılan kare veya dikdörtgen sinyal üreten devrelerdir. Yani bilgileri çıkışa aktarırken çıkışlardan birisinin lojik 1, ötekinin lojik 0 yapan devrelerdir. Arkadaşlar bu multivibratör devreler kısacası bakın şöyle sinyaller üretir. Bakın 1, 0, 1, 0. Bakın yükselen kenar 1, düşen kenar 0. Böyle bir sinyal üreten devrelerdir. Flip-flop devrelerde genel gerekli olan kare dalga sinyalini yani tetikleme sinyalini bu devreler sağlar. Neymiş arkadaşlar? Flip-flop devrelerde gerekli olan kare dalga sinyali yani tetikleme sinyalini bu devreler sağlar. Ayrıca bu devreler flip-flopların temelini oluşturur. Bundan sonraki, bu dersten sonraki dersimizin konusu flip-floplar. Flip-flopların temelini oluşturur. Bu devreler için de biz multivibratör devrelerini sıkça kullanacağız. Bir devreye bağlı bir ledin durmadan peş sıra yanması ve sönmesi flip-flop olarak adlandırılır. Zaten flip-flop devrelerini protöz derslerimize bakarsanız arkadaşlar flip-flop devresi zaten yaptık. Simülasyonunu yaptık. Flip-flop devresinde lambalar, kullandığımız ledler sırasıyla biri yanıyor, biri sönüyor. Biri yanıyor, biri sönüyor. Yani biri 1 olurken diğeri 0 oluyor. Diğeri 0 olurken lojik 0 olurken ötekisi lojik 1 oluyor. Multivibratörler bilgi saklamada, sayıcılarda, kare veya dikdörtgen dalga üreteçlerinde yaygın olarak kullanılır diyor. Evet, bilgi saklamada, sayıcılarda, kare veya dikdörtgen dalga üreteçlerinde sıklıkla kullanılır. Kare ve dikdörtgen dalga üretmek için kullanılıyor. Multivibratörler aslında bir tip osilatördür. Kare ve dikdörtgen dalga üretir. Dolayısıyla kare dalga üreteç diye de bilinir. Evet, deminden beri söylediğimiz şey kare dalga üreteç diye de bilinir. Multivibratör devreleri ilk önce tamamen transistörlerle yapılıyordu ancak günümüzde entegrelerle yapılıyor. Entegrelerin içinde bulunuyor arkadaşlar bu devreler. Yani bir entegrenin içinde birden çok multivibratör devresi ne olabilir? Bulunabilir arkadaşlar. Şimdi multivibratörlerin çeşitlerinden bahsedelim, onları açıklayalım. Dersimize devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar, multivibratör çeşitlerinden bahsedeceğiz. Şimdi multivibratörler 3'e ayrılır. Tek kararlı, monostable, monostable, tek kararlı multivibratörler, kararsız multivibratörler, unstable multivibratörler ve çift kararlı bistable multivibratörler arkadaşlar. Şimdi bunları açıklayalım. Ne demek olduklarına bakalım arkadaşlar. Ne işe yaradıklarına bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, tek kararlı monostable multivibratörlerden başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar tek kararlı multivibratörlerin blok diyagramı ve çıkış grafiği görülüyor şekillerde. Bakın blok diyagramı ve çıkış grafiği. Şimdi arkadaşlar bunlardan bir bahsedelim. Monostable multivibratörler girişten uygulanan şarta bağlı olarak sadece tek bir darbe şekline çıkış işareti verir. Yani bizim çıkış işaretimiz tek bir darbedir. Bakın arkadaşlar, bir tane bizim çıkışımız var. Bir tane bizim çıkış işaretimiz var. O da Q. Bakın tek bir sinyalden oluşuyor. Bu sinyalimiz ne yapıyor arkadaşlar? Bildiğiniz kare dalga sinyal üretiyor bizim çıkışımızda. Bakın bir seviyesi, sıfır seviyesi, bir sıfır seviyesi şeklinde. Devam ediyoruz. Bu devreler one shot olarak da adlandırılıyor. Bir diğer adı one shot. Tek atım
oluyor herhalde bunun anlamı. Tek atım olarak adlandırılıyor. One shot olarak adlandırılıyor. Çıkış işaretinin süresi dışarıdan bağlanacak olan zamanlama, direnç ve kondansör elemanlarının değerlerine bağlıdır. Şu işaretin süresi, bakın arkadaşlar, periyot, bakın T1 diyor. Bunlar nedir? Bizim periyotlarımızdır. Değil mi? Bu sinyallerde, kare sinyal olsun, sinüs sinyal olsun, tesler olsun, sevgili arkadaşlar, periyot denen bir olay var. Bu periyot neydi arkadaşlar? Saniyedeki salınım sayısıydı. Yani saniyedeki frekans sayısıdır. Değil mi? Bir frekansın oluşması için, salınımın oluşması için geçen süreye ne deniliyor arkadaşlar? Periyot deniliyor sevgili arkadaşlar. Bir salınımın saniyede oluşan salınım sayısına ne deniliyor? Periyot deniliyor. Bakın şu kırmızı çizgilerle çizdiğim zaman aralığıdır bizim periyodumuz. Yani bakın şu sinyalin başladığı, bakın şurada başladığı, bakın ve şurada bittiği nokta bizim neyimiz oluyor sevgili arkadaşlar? Periyodumuz oluyor. Dışarıdan bağlanacak olan, evet, bu çıkış işaretinin süresi kondansörlere ve dirençlere bağlıdır. Neden kondansörlere bağlıdır? Çünkü kondansörlerin biz şarj deşarj zamanları var. Bu şarj deşarj zamanlarına göre bizim sinyalimizin periyodu da ne yapıyor? Değişiyor arkadaşlar. Tetikleme sinyalinin süresi çıkış darbesinden bağımsız olarak büyük ve küçük olabilir diyor. Çıkış darbesinin süresi giriş darbesinden geniş olabilir. Evet. Şu T1 zamanları ne olabilir arkadaşlar? Eğer bizim giriş işaretimiz şöyle bir işaretse, mesela şöyle bir işaretse sevgili arkadaşlar, bizim çıkış işaretimiz nasıl? Şöyle. Bizim T zamanlarımız ne olabilir arkadaşlar? Büyük ya da küçük olabilir demişiz. Evet, tek kararlı multivibratörlerin çalışma şekilleri ve sinyal durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir tane tek kararlı multivibratör devresini çalışmasını inceleyelim. Evet sevgili arkadaşlar, bizim tek kararlı multivibratör devremizde transistörlerden birisi uzun süre iletimde kalıyor. Biri iletimdeyken diğeri kesimde kalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, transistörlerimizden biri kesimdeyken diğeri ne yapıyor? İletime geçiyor ve bizim butona basıldığı anda çıkışımız lojik 1 seviyesine çıkıyor ve belli bir süre lojik 1 seviyesine kalıyor. Tekrar lojik 0 seviyesine düşüyor ve basılana kadar lojik 0 seviyesinde kalıyor. Tekrar belli bir süre sonra lojik 1 seviyesine butona bastığımız anda çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, ikinci multivibratörümüz kararsız unstable multivibratör. Şimdi bunlar arkadaşlar, bunlar da devrenin sevgili arkadaşlar, çıkışının durumu devamlı değişir. Bakın Q ve Q0 olarak devrenin çıkışı sürekli olarak değişir. 1 0 1 0 1 0. Mesela Q çıkışı arkadaşlar 0 1 0 1 0 1. Q değil çıkışta 1 0 1 0. Çıkışları sürekli olarak değişiyor. Bunlar bir çeşit osilatördür ve kare dalga şeklinde, evet, kare dalga sinyali üretiyorlar. Devrenin frekansına RC zaman sabit ezberler. Biraz sonra devremizde de göreceğiz. R ve C kondansör ve direnç elemanlar devrenin zaman sabitesini belirliyor. Devre ilk enerji verildiğinde transistörün yapsam farklılığından dolayı birisi daha önce çalışmaya başlar. Devre üzerinde bunu da birazdan göreceğiz. Devre ilk enerji verdiğimiz anda kondansörlerden biri daha çabuk şarj olur ve daha çabuk şarj olduğu için bağlı olduğu transistörü iletime geçirir. Dolayısıyla çıkışlardan biri 1 iken diğeri 0 olur. Şimdi devresini inceleyelim kararsız multivibratörlerin. Yani şuna dikkat edelim bir de arkadaşlar. Bizim iki tane çıkışımız oluyor. Kararsız multivibratörlerde çıkış olarak kullanmak istediğimiz, yani darbe sinyali üreten iki tane çıkışımız var. Biz bu iki tane çıkıştan herhangi birinden ne yapabiliriz? Sinyalimizi, darbe sinyalimizi alabiliriz arkadaşlar. Bunlar Q ve Q değil çıkışlardır. Evet sevgili arkadaşlar, şekilde kararsız multivibratörlü transistör devresinin, transistörlü multivibratör devresinin neyi görünüyor arkadaşlar?
devresi görülüyor. Şimdi bu devre aslında bir flip-flop devresidir. Bu devrede ne oluyor arkadaşlar? Kondansörlerimizin biri aslında iki tanesi 100 mikrofarad kondansör var değil mi burada? 100 mikrofarad olarak kullanılan 2 adet kondansör var. Bu kondansörlerimizden birinin daha çabuk şarj olduğunu düşünürsek arkadaşlar ne olur? Şarj olan kondansörümüz ne yapar arkadaşlar? Bizim transferimizi iletime geçirir ve iletime geçirdiği anda bizim transferimizin iletime geçen transferimiz ne yapar arkadaşlar? Mesela C1 kondansörümüzün şarj olduğunu düşünelim. Daha önce şarj olduğunu düşünelim. Bunu ne yapar arkadaşlar? T transferimizi iletime geçirir. Dolayısıyla T transferimizi iletime geçtiği anda bizim çıkışımız arkadaşlar şuradaki çıkışımız yani şu çıkışımız ne yapar? Bizim sinyal üretmeye başlar. Mesela şuna ne diyelim? Q çıkışı diyelim. Şuna Q1 çıkışı diyelim arkadaşlar. Şuna da ya da Q çıkışı diyelim buna. Şuna da şuradaki çıkışa da biz bakın şuradaki çıkışa da ne diyorum arkadaşlar? Q değil. Biri Q iken diğer çıkışım ne oluyor? Q değil çıkışı oluyor. Şu çıkışımın ben bu transferim iletime geçtiğini düşünürsem arkadaşlar bu transferim ne yapar? Benim Q çıkışımı aktif yapar. Yani ben şuradaki çıkışımdan ne yaparım? Darbe sinyalini alırım. Buradaki çıkışımdan darbe sinyali alınca ben yani bu transferim iletime geçtiği anda ne yapar arkadaşlar? Bu transferim iletime geçtiği anda iletimde olduğu sürece bu transferim kesimdedir arkadaşlar. Belli bir süre sonra T1 transferim iletime geçer ve benim Q sinyalim Q değil çıkışım ne yapar arkadaşlar? Darbe üretmeye başlar. Bakın şöyle düşünelim. Benim T transferim iletimdeyken bakın benim Q çıkışım 1 seviyesinde, Q değil çıkışım 0 seviyesinde. Daha sonra benim T transferim kesime gidiyor. 0 çıkışını veriyor. T1 transferim iletime geçiyor. 1 çıkışını veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben her iki çıkışımdan da ne yapıyorum? Kare dalga darbe sinyalini elde ediyorum. Fakat aynı anda elde etmiyorum. Birinden elde ediyorken diğerinden elde edemiyorum. Çıkışımı istersen mesela ben bir tane devrem var benim. Şöyle bir devre olduğunu düşünelim. Bu devreme ben darbe girişini şuradan vermek istersem arkadaşlar ne olur? 1-0-1-0 darbe sinyalini ben alabilirim. Ya da tutarım ben clock girişini buraya eklerim. Ne yapar? Yine bu çıkışımda 1-0-1-0 diye bana ne yapar arkadaşlar? Darbe sinyali üretmiş olur. Kararsız multivibratör devrelerimiz de bu şekilde. Zaten şu devreye dikkat ederseniz bu bir flip-flop devresi arkadaşlar. Bunu biz flip-flop devresi olarak da ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Mesela buraya iki tane led konulmuş. Ne olur arkadaşlar? Bu ledlerin belli bir saniye aralıklarla yanıp söner. Bu ledim yanıyorken bu ledim sönüktür. Bu ledim yanıyorken L1 ledim sönüktür arkadaşlar. Kararsız multivibratör devrelerimizde bu şekilde arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar şimdi çift kararlı bistable multivibratörleri işleyelim, inceleyelim. Şimdi bu multivibratörlerin tanımlarına bakarsak dışarıdan bir tetikleme sinyali gelmediği müddetçe durumlarını koruyan devrelerdir. Kararlı bir şekilde ne yapıyor? Durumlarını koruyor. Dışarıdan bir sinyal gelmediği müddetçe arkadaşlar. Dışarıdan uygulanan her tetikleme sinyalinde devre konum değiştirecektir. Benim dışarıdan herhangi bir sinyalim gelmediği sürece benim devrem ne yapıyor arkadaşlar? Mesela logic 0 seviyesinde kalıyor. Durumunu koruyor. Kararlı bir şekilde devam ediyor. Dışarıdan bir tetikleme sinyali geldiği anda bakın S1 ya da S2 butonlarından bir tanesinden herhangi birinden tetikleme sinyali geldiği anda benim devrem kararlı bir şekilde ya logic 0 konumda kalıyor ya da logic 1 konumda kalıyor. Bunun örneğini nasıl verelim arkadaşlar? Bir devre devre üzerinde gösterelim bu multivibratörler nasıl çalıştığını. Şimdi sevgili arkadaşlar çift kararlı bistable multivibratör devresi şekilde görülüyor. Mesela iki tane buton var. Bakın gördüğünüz gibi
Aslında bu iki tane buton bizim devremizin çalışma şeklini belirliyor arkadaşlar. Şimdi diyelim biz birinci butona bastığımız zaman bizim çıkışımız logic 0 seviyesinde kalıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle gösterelim. Şu birinci butona bastığımız zaman bizim çıkışımız logic 0 seviyesinde ne yapıyor arkadaşlar? Kalıyor. Logic 0 seviyesine devam ediyor. Ta ki ikinci butona basana kadar. İkinci butona bastığımız anda bizim çıkışımız logic 1 seviyesinde kalıyor. Ben birinci butona basmadığım sürece benim çıkışım logic 1 seviyesinde kalmaya devam eder. Ta ki bakın S1 butonuna bastım. Ne yapıyor? Logic 0 seviyesine iniyor ve S2 butonuna basana kadar logic 0 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Tekrar S2 butona bastığım zaman benim çıkışım logic 1 seviyesine çıkıyor ve logic 1 seviyesine kararlı olarak logic 1 seviyesine kalıyor. Ta ki S1 butonuna basana kadar S1 butonuna bastığım anda tekrar logic 0 seviyesine iniyor ve kararlı bir şekilde logic 0 seviyesinde kalmaya devam ediyor arkadaşlar. Çift kararlı multivibratörlerin çalışma şekli de bu şekilde arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi unstable, monostable ve bistable mono multivibratörlerden bahsettik. 3'e ayrılıyor dedik multivibratör devreleri. Ve multivibratör ne işe yarıyordu arkadaşlar? Kare dalga sinyal üretmek, darbe sinyali üretmek için kullanılan devrelerdir. Ve bunlardan tek kararlı, kararsız ve çift kararlı multivibratörleri işledik. Kararsız multivibratörler yani unstable multivibratörler ne yapıyorlar arkadaşlar? Çıkışta bir düşük sinyal, bir yüksek yani 0 ve 1 üretiyordu. Çıkışındaki sinyalleri. Yani ne oluyor arkadaşlar? Kararsız multivibratörlerde enerji verildiği zaman çıkışta ne oluyordu? 0 ve 1 sinyalleri üretiliyordu. Yani çıkış sürekli olarak değişiyordu. 0 oluyordu, 1 oluyordu. 0 oluyordu, 1 oluyordu. Unstable multivibratörlerin çıkışı bu şekilde oluyordu. Şimdi biz kare dalga sinyali arkadaşlar 555 entegreleriyle 555 osilatör entegresi dediğimiz entegrelerle de elde edebiliyoruz. Ve çıkışta kararsız bir çıkış yani 0, 1, 0, 1 şeklinde bir çıkış ne yapıyoruz? Elde edebiliyoruz. Şimdi bu devreyi ben kare dalga diyoruz, darbe sinyali diyoruz. Bunlar hep aynı şeyler, aynı terimler. Şimdi bunlar nasıl oluştuğunu arkadaşlar hani bir ezbere değil de bir gözle görmemiz için simülasyonu yapacağım. Proteus baskı devre çizim programında şematik capture'da bu devreyi çizeceğim ben. Osiloskopu bağlayacağım devreye. Çıkış ucuna osiloskopu bağlayarak ben kare dalga sinyal elde ediyor muyum, edemiyor muyum bunu gözlemlemeye çalışacağım. Arkadaşlar. Şimdi ben Proteus'u açıyorum. Buradan şematik capture'ı açıyorum. ISIS'i açıyorum. Ve devremi burada şimdi kuracağım arkadaşlar. Şimdi devremizde bir adet 555 entegresi var. 2 adet kondansör ve 2 adet direnç var. Şimdi sevgili arkadaşlar şimdi belki Proteus'u ilk defa görenler olacaktır. Daha önce hiç görmeyenler olacaktır. Şimdi bundan devre dersimiz dijital elektronik olduğu için hani ayrıyeten bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmayacağım. Zaten bizim elektronik derslerim sayfasında dijital elektronik dersleri var. Oradan hiç bilginiz yoksa aslında oraya açıp oradan bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Selection mode'dan package'i açtım. 555 seçtim. 555 seçtim. Enter'a bastım. Bakın burada çıktı. Çift tıkladım. Benim ekranıma geldi. Başka ne lazım bana? 100 nanofarad, 10 mikrofarad lazım. 47K lazım. 100 nanofarad kapasitör seçtim. 100 nanofarad, evet. Çift tıkladım. Bir de ne lazımdı bize? Bir de bize ne lazım arkadaşlar? 47K lazım bize. İki tane de 47K lazım. Bir tane seçiyorum zaten.
Resistors. Evet. Çıktım bundan. Şimdi 555'ime şimdi ne olmuş? Burada 110 faratı CV ucuna bağlamış. Şöyle bir ne yapmış? Bağlantı yapmış. Daha sonra 2 numaralı bacağı da 10 mikrofarad bağlamış. Bunu seçiyorum. Rotate diyorum. Bu ne diyor? 10 mikrofarad. Daha sonra bunlar şasiye gidecek. GND'ye gidecek. Birleşip ground alıp bir tane buraya ne yapmam lazım? Koymam lazım. Ha, bu arada arkadaşlar bunu yaparken de biraz Proteus'tan bahsedelim. Proteus nedir? Baskı devre çizim programıdır. Elektronik devrelerin simülasyonunu gerçek dünyada hani belki imkanımız olmayabilir, kuramayabiliriz. Herhangi bir elektronik devreyi kurup bu devreden elde ettiğimiz sonuçları gözlemlememize yarayan bir devredir. Proteus. Baskı devre çizim programı. Bir daha söylüyorum. Proteus derslerimizde, Proteus iş sistemi derslerimizde bizim arkadaşlar sayfamıza var zaten Proteus dersleri diye. İSIS RS dersleri. Zaten Proteus ikiye ayrılıyor. Schematic Capture baskı devre çizim programı ve elektronik devre çizim programı ve bu elektronik devreyi baskı devre haline getiren RS programı olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Sıfırdan itibaren ben orada yine anlattım dersleri arkadaşlar. Orada da baktığınızda devreleri kurarak buradaki menülerden ayrıntı olarak bahsettiğim dersler var orada Proteus dersleri adı altında. Oradan da bakmanızı tavsiye ederim. Bu arada devremize geliyorum ben. İki tane de direnç, birisi seri olarak bağlanmış. Evet. Şu dirençlerimizi de ekleyelim. Rotate diyorum. Bir tane daha direnç ekliyorum. Buna da rotate diyorum. Evet, bunlar birbirine seri olarak bağlamış. Şu ucumuzda buraya bağlamışız. Bakalım yanlış olmasın. DC'yi evet Q'dan da çıkış alacağız biz arkadaşlar. Daha sonra R ile de şu çok aslında zevkli bir program arkadaşlar. Birçok gözlemlemek istediğimiz sonucu biz Proteus'ta gözlemleyebiliyoruz. Gerçekten tavsiye ediyorum size de. Power'ı bağladık. Bakın GND'yi bağladık. Daha sonra R2'den nereye gitmiş? Şasiye mi gitmiş tekrar? Hayır. Kime alacaktan? Evet 6 ile 2'yi birleştirmiş. R2'den de nereye vermiş? 6 numaralı bacağı biz çıkışımızı vermişiz. Bakalım eksik bir şey kaldı mı? 100 nanofarad, 10 mikrofarad, 47K'ları bağladık. 3 numaralı bacak çıkış, 8 numaralı bacak da nereye gidiyor? Power'a gidiyor. Bizim 3 numaralı bacaktan da ben çıkışımı alacağım. Şimdi ben ne gözleyeceğim arkadaşlar? Benim şimdi burada gözlemleyeceğim olan şu olacak. Ben burada şimdi çıkışımdan, değil mi? Hani kare dalga bir sinyal elde etmek istiyorum ben. Sevgili arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapmam lazım? Ben Q çıkışına bir tane osiloskop bağlayacağım. Osiloskop ne işe yarıyor? Sinyal izleme cihazı olarak kullanılıyor. Ben devrelerimdeki sinyalleri osiloskop vasıtasıyla neylerini gözlemleyebilirim arkadaşlar? Frekanslarını gözlemleyebilirim. Tepeden tepeye değerlerini gözlemleyebilirim. Efendime söyleyeyim periyotlarını gözlemleyebilirim. Mikrosaniyecisinden veyahut da volt mikro saniye cinsinden periyotlarını ya da saniye cinsinden periyotlarını volt cinsinden de neylerini gözlemleyebilirim? Tepe değerlerini ve aynı zamanda her cinsinden de frekanslarını gözlemleyebilirim. Devrelerimin arkadaşlar. Mesela Proteus'tan hani hazır yeri gelmişken arkadaşlar pek çok kullanabileceğimiz ölçüm cihazı. Mesela bakın aslında burada kare dalga üreteçleri burada da var.
Efendime söyleyeyim, bakın AC voltmetre, DC voltmetre, DC ampermetre, AC ampermetre, wattmetre, efendime söyleyeyim counter timer var mesela, zamanlayıcı şeyleri var, lojik analizör var, osiloskop var, sinyal jeneratörü var, yani sinyal üretici var. Birçok onlarca arkadaşlar burada bizim ölçeceğimiz sinyallerimizi, gerilimlerimizi, akımlarımızı ölçebileceğimiz pek çok cihaz burada bulunuyor arkadaşlar. Bunlarla biz simülasyonunu güzel bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Ben şimdi bu devremde, bu dersimde kullanacağım bir osiloskop, 4 terminalli, 4 kanallı, aynı anda 4 tane sinyali ölçebileceğim bir osiloskop var. Benim kullandığım programda Proteus 8 programı arkadaşlar. Şimdi benim bu osiloskopum ne işe yarıyordu? Sinyal izlemeye yarıyordu. Şimdi ben bu osiloskopumun sevgili arkadaşlar şu ABCD terminallerinden herhangi birisini ben çıkışa vereceğim. Dolayısıyla ben çıkıştan elde edebileceğim sinyali gözlemleyeceğim arkadaşlar. Şimdi benim bakın 3 numaralı bacaktan çıkış diyor, bakın şurası çıkış, 3 numaralı bacaktan ben neyi aldım arkadaşlar? Kablomu aldım ve osiloskopumun A kanalına bağladım. Şimdi ben simülasyonu başlattığımda, run the simulation dediğimde arkadaşlar, ben osiloskopumdan bir sinyal gözlemem lazım değil mi? Evet. Osiloskopumdan bir sinyal gözlemem lazım. Bakın A kanalı sarı, B kanalı mavi, C kanalı turuncu, D kanalı da yeşil. Şimdi ben B, C ve D kanalları kullanmayacağım için bunları off konumu aldım. Şimdi A kanalım benim, bakın pozisyonu ayarladım ben sinyalimin. Şimdi ben bunun volt değerini yükselteceğim arkadaşlar. Tepe değerini ölçmem için volt değerini yükselttim. Ve time değerini azalttığım zaman benim işaretimi ben evet görme imkanım olması lazım. Şimdi arkadaşlar bakın benim kare dalga sinyalimi ben gözlemliyorum. Bakın gördünüz mü? Volt bölü divin. Şimdi bu kanalları ayrıntılı olarak anlatamayacağım. Zamanımız yok çünkü. Şimdi arkadaşlar bakın. Sevgili arkadaşlar. Ben şu durumda neyi gözlemlemiş oldum? Benim sinyalimin darbe sinyalimi, evet darbe sinyalimi gördüğünüz gibi ben burada gözlemliyorum sevgili arkadaşlar. Benim istediğim sinyal nasıl bir sinyaldi? Bir saat darbesiydi, bir darbe sinyaliydi, bir kare dalga sinyal elde etmek istemiştim değil mi? Bakın sevgili arkadaşlar benim çıkışımda ben kare dalga sinyalimi bu şekilde ne yaptım? Elde etmiş oldum arkadaşlar. Zaten monostable sevgili arkadaşlar. Zaten bir unstable multivibratör devresinde benim çıkışım da zaten biraz önce de gördüğünüz gibi Q ve Q değil çıkışları oluyordu. Q çıkışım 0 seviyesindeyken Q1 çıkışım ne seviyesindeydi arkadaşlar? 1 seviyesindeydi. Dolayısıyla benim 555 entegrem çıkışında da ben bir kare dalga sinyal elde etmiş oluyorum. Bakın 1-0 seviyesinde 1 seviyesinde. 0 seviyesine bakın. 0-1 seviyesi. 0-1 seviyesi diye ben sinyalimi elde etmiş oldum. Zannediyorum ki arkadaşlar bu yaptığımız simülasyon devresinde multivibratörler devresinin, multivibratör devrelerinin ne işe yaradığını aslında burada çok net olarak görüyoruz. Multivibratör devremde multivibratör devreleri aslında çıkışında kare dalga sinyal üreten devrelerdir. Ben bu kare dalga sinyalleri free flop'larda kullanıyorum. Efendime söyleyeyim başka elektronik devrelerde mesela 4017 entegresinin arkadaşlar clock ucuna bağlayarak ben
4017 entegresinin çıkış uçlarına bağlı ledlerimi sırasıyla kontrol edebilirim bu devrelerle. Bu devrenin çıkışından aldığım kare dalga sinyallerle arkadaşlar. Dediğim gibi birçok yerde bu sinyaller kullanılıyor. Kare dalga sinyaller birçok yerlerde kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi osiloskoptan bahsetmeye gerek var mı diye düşünüyorum. Birkaç noktasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu osiloskopta volt bölü div ve time bölü div kademeler var. Bakın A kanalının bağlı olduğu yerde bir position ayarı var. Yani benim sinyalimin x yatay eksende kaydırma işine yarayan bir position kısmı var. En önemli kısımlarından biri volt bölü div kademesi ve aynı zamanda benim periyodumu ayarlayabileceğim arkadaşlar time bölü div kademesi var. Yani time ne oluyor? Zaman oluyor. Time bölü division. Saniye cinsinden time bölü division kısmı var. Ve volt cinsinden volt bölü division kısmı var arkadaşlar. Şimdi bu volt bölü division'da arkadaşlar ben sinyalimin kare dalga sinyalimin neyini ayarlayabiliyorum arkadaşlar? Tepeden tepeye değerini ayarlayabiliyorum. Yani sinyalimin genliğini ve tepeden tepeye değerini zaten tepeden tepeye değer genlik çarpı 2'dir. Genlik de tepeden tepeye değerin yarısı kadardır. Şimdi ben mesela buradan kademeden ben bakın sinyalimin genliğini ne yapmış oldum sevgili arkadaşlar? Artırmış oldum. Gördüğünüz gibi sinyalimin genliği arttı. Fakat değeri değişmedi. Çünkü osiloskoplarda biz sinyalimizin değerini değiştiremiyoruz arkadaşlar. Sadece sinyallerimizi gözle daha rahat görebilmemiz için büyütebiliyoruz ya da küçültebiliyoruz. Fakat değerlerini hiçbir zaman değiştiremiyoruz. Aynı zamanda time bölü division kademesinden de ben sinyalimin neyini değiştirebiliyorum arkadaşlar? Periyodunu bakın. Yani saniyedeki salınım sayısını ne yapıyorum arkadaşlar? Özür diliyorum. Frekansın oluşması için geçen süreyi ne yapıyorum? Periyodu değiştirebiliyorum. Artırıp azaltabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde ben periyodumu ne yapıyorum arkadaşlar? Değiştirebiliyorum. Periyot da neydi arkadaşlar? Bir frekansımızın oluşması için geçen süreydi. Ya da bir sinyalimizin tam bir sinyalimizin oluşması için geçen süreydi arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar sinyalimize dikkat ederseniz bakın şu 1 seviyesindeki sinyalle şu 0 seviyesindeki genişlik 1 değil değil mi? Şu üst seviyedeki yani 1 seviyesindeki genişlik ya T1 diyelim şu üst seviyedeki genişliğe alt seviyedeki genişliğe de T2 diyelim. T1 süresinin genişliği T2 süresinin genişliğinden daha fazla. Bunda nasıl oluşuyor arkadaşlar? Nasıl ayarlanıyor? Tabii bunun da belli yöntemleri var. Şimdi sevgili arkadaşlar bir de şuna dikkat edin. Bakın 1, 0, kırmızı 1, 0, 2 sürekli bu darbe sinyali üretiyor. Sürekli kare dalga sinyal ürettiğinin 1 seviyesi 0 seviyesi, 1 seviyesi 0 seviyesi. Şimdi arkadaşlar bizim T1 ve T2 sürelerinin ayarlanma zamanları var. Bunları aslında etkileyen faktörler de şu R1 direnci, R2 direnci ve C kondansörü arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar devremiz bu. Bakın sinyalimiz, deminki sinyalimiz. T1, T2 süreleri var burada kare dalga sinyalimizin. Şimdi sevgili arkadaşlar ne dedik? T1 süresi bizim kondansörümüzün şarj olma süresidir. Dolayısıyla bizim kondansörümüz R1 ve R2 dirençleri üzerinden şarj olur. Ve deşarj olurken de R2 direnci üzerinden deşarj olur. Dolayısıyla benim T1 sürem neye bağlıdır arkadaşlar?
Şöyle bir hesap yapılır. T1 süremin hesaplanmasıyla ilgili 0.693 çarpı R1 ve artı R2 çarpı C. Şimdi arkadaşlar bu R çarpı C bizim aslında kondansörümüzün zaman sabitidir. Yani dolma ve boşalma süreleriyle ilgilidir. Benim kondansörümün dolma süresi arkadaşlar şu T1 süresidir. Boşalma süresi de aslında T2 süresidir. Dolayısıyla ben ne yapıyorum arkadaşlar? T1 süresini hesaplarken şu R1 ve R2 dirençlerimi göz önüne alıyorum. Çarpı kondansörümün değerini göz önüne alıyorum. Ve boşalma zamanında da T2 süresinde de yani sıfır seviyesinde de ben R2 direnci üzerinden boşaldığı için benim kondansörüm R2 çarpı C zaman sabitini dikkate alıyorum. Toplam süremiz de nedir bizim? T1 artı T2'dir. T1 artı T2'de nedir? Bir tam periyodun oluşması için geçen süredir arkadaşlar. T1 ve T2 yani bir tam sinyalimin oluşması için geçen süredir. Yani şu süre. Bakın pozitif seviyede ve negatif seviyede. Bakın sıfırdan başlıyor. Pozitif maksimum seviyeye çıkıyor arkadaşlar. Tekrar sıfıra iniyor. Ve sıfırdan tekrar pozitif seviyeye çıkıyor. Aslında şöyle düşünürsek arkadaşlar. Biz zaman sabitinde X periyodunda şöyle düşünürsek. Bakın sinyalim ben periyot tanımını yaptım yani. Bakın sinyalim sıfır seviyesinden başlıyor. Maksimum seviyeye çıkıyor. Tekrar sıfır seviyesine iniyor. Bu sefer negatif maksimum seviyeye çıkıyor. Tekrar sıfır seviyesine çıkıyor arkadaşlar. Aslında bu benim periyodumun neyidir? Tanımıdır arkadaşlar. Bir tam sinyalin oluşması için geçen süreye ne denir? Periyot denir. Ve benim T sinyalimin tamamı da T1 ve T2 sinyallerimin toplamıdır arkadaşlar. Ve sevgili arkadaşlar benim T1 ve T2 sürelerimi ben nasıl değiştirebilirim? T1 ve T2 sürelerimi şu iki tane direncimin değerleriyle oynayarak T1 ve T2 sürelerini değiştirebilirim. Buna da ne deniliyor arkadaşlar? Darbe genişlik modülasyonu deniliyor. Bir daha söylüyorum. Benim T1 yani yüksekte kalma zamanım ve T2 düşükte kalma zamanımı şu iki direncimin değerlerini değiştirerek ne yapabilirim arkadaşlar? Ayarlayabilirim. Mesela devremde de bunu uygulayayım. Şunu 47K yapmıştık değil mi? Şunu mesela şu anda benim şu anda bir daha ostoskop ekliyorum buraya. Evet göstermedi. Yani şunu söylemek istedim arkadaşlar. Ben şu sinyalim diyelim şöyle ise hani demin benzer sinyalimdi. Şöyle ise mesela T1 ve T2 zamanları değişik. Ben şu T1 zamanıydı. Şu da T2 zamanıydı değil mi? Ben diyelim T1 zamanını artırmak istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla yani şöyle bir sinyal elde etmek istiyorum. Şöyle bir sinyal. Yani T1 ve T2 zamanım hemen hemen eşit olmasını istediğim bir sinyal elde etmek istiyorum. Ben o zaman ne yapmam lazım? Sevgili arkadaşlar, R1 direncinin değerini ne yapmam lazım? Artırmam lazım değil mi? Ben neden? Çünkü benim T1 sinyalim R1 ve R2 dirençlerime bağlıydı. Dolayısıyla ben R1 ve R2, R1 direncimin değerini artırırsam R2 direncim sabit kalmak koşuluyla R1 direncimin değerini artırırsam ne olur arkadaşlar? Benim T1 bakın R1 artı R2 artacağından dolayı benim T1 sinyalimin yani yüksekte kalma sinyalim zamanı ne yapar arkadaşlar? Artmış olur. Dolayısıyla özet olarak benim T1 ve T2 sürelerimi değiştirmem için R1 ve R2 dirençlerimle oynamam yeterli olacaktır. Ya da
R2'ye ya da R1'e bir ayarlı direnç koymam, bunların yerine bir ayarlı direnç koymam, mesela R2'yi kaldırıp bir ayarlı direnç koyabilirim ya da R1'i kaldırıp bir ayarlı direnç koyabilirim. Ben bunları sağlayarak da T1 ve T2 zamanlarımın T1 ve T2 sürelerimi ne yapabilirim arkadaşlar? Değiştirebilirim. Evet arkadaşlar, bu multivibratörlerle ilgili bugünlük bu kadar, yeter diye düşünüyorum. Bundan sonra flip-flop'lara geçiyorum bu dersten sonraki dersimiz. Flip-flop'lar olacak. Bugünlük bu kadar diyorum arkadaşlar. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.